Belediye ve Marmaris Doğa Gönüllüleri çevre temizliği yaptı. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Doğa Gönüllüleri Yalancıboğaz Aktaş mevkinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi işbirliğiyle Marmaris Doğa Gönüllüleri, Yalancıboğaz Aktaş mevkiinde yer alan Kazım Koyuncu Parkı'nda çevreyi temizledi. Yaklaşık 20 gönüllü, 2 saat boyunca ellerinde eldivenlerle mıntıka temizliği yaptı. Marmaris Doğa Gönüllüleri Sözcüsü Sinan Ünsal amaçlarının herkese örnek olmak olduğunu söyledi. Yaşadığımız yangınlardan sonra 67. haftada çevre etkinliklerimize devam ediyoruz. Belediyemiz ilk günden beri bizlere malzeme ve personel desteğinde bulunuyor. Temizlik faaliyetlerimizin dışında fidan da dikiyoruz. Bugüne kadar 30 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bizlerden desteğini esirgemeyen Temizlik İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. İfadelerini kullandı. 2 saat süren temizlikte yaklaşık 20 torba çöp toplandı. Biz Marmaris Doğa Gönüllüleri olarak burada yaşadığımız büyük yangınlardan sonra 2021'in Ağustos'unda başladığımız doğa dostu etkinliklere devam ediyoruz. Bugün 67. hafta. 67. haftada 20 kadar gönüllü arkadaşımızla birlikte Kazım Koyuncu Parkı'na geldik. Marmaris Belediyesi sağ olsun bize ilk günden beri destek veriyor. Temizlik faaliyetlerinde bizim ihtiyaç duyduğumuz eldiven, poşet, tırmık, su, ulaşım bütün bunları sağlıyorlar. Temizlikler yapıyoruz. Bugüne kadar 30 bine yakın fidan diktik. Bazen 7 kişi diktik, bazen 80 kişi, bazen 100 kişi fidan dikimine gittik. Temizlik etkinliklerine yine belediyemizin desteğiyle birlikte Yalancıboğaz'da, Armutalan'da, Beldibinde, Seyirtepe'de, İçmeler'de, kanal boyunca, bu eski maliye kampının olduğu yerlerde nerede ihtiyaç varsa oraya gittik. Bu temizlikleri yapıyoruz. Arkadaşlarımız bundan çok mutlu oluyorlar. 150 tondan fazla çöp toplamış olduk. Ektiğimiz tohumların sayısı da 45 bini geçti. Fidanlarda 30 bini geçti. Arkadaşlarımız aynı zamanda denizden lastik de topladılar. Bu topladıkları lastiklerin sayısı da 80'e yaklaştı. Bizim amacımız bu. Hani buraya gelen insanlar buranın zevkini yaşasınlar, yesin içsin ama atıklarını oraya atmasınlar. Hemen arkalarında bırakılan büyük konteyner var. Oraya atsınlar. Biz bunu rica ediyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Siz de katılmak isterseniz her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederim.